Evet arkadaşlar, kusura bakmayın, tam Ordu yazısını çekerken yayın bir anda kesildi. Şimdi ise evet, şimdi böyle şu vaziyette bir gezelim. Hemen aşağıda şey var, Ordu teleferiğin şeyi var, yukarıya çıkıyor. Fiyatını sorduk, fiyatı 120 liraymış kişi başı yukarıya çıkmak. Yani 60-120 lira, yani 60 liraya çıkmış oluyorsun, 60 liraya da inmiş oluyorsun kişi başı. 120 lira alıyorlar. İşte valla ben de biraz yükseklik korkusu var. Bu yüzden cesaretle pek edemiyorum. Çünkü bir sefer teleferikten aşırı bir şekilde korkmuştum. Şimdi binsem acaba korkar mıyım, korkmaz mıyım? Öyle bir içimde bir tereddüt var. Ama Aynur Hanım yanımda olduğu sürece ben korkmadan o korkuyu yeneceğimi düşünüyorum. İnşallah. Şöyle. Bakın arkadaşlar, karşıyı da çekelim böylece görün. Ama gerçekten Ordu mükemmel bir yermiş ya. Ben bir yere çok kolay kolay ısınamam. Ama inanın çok hoşuma gitti. Yani belki diyorum evimi satıp buraya da yerleşebilirim. Ordu gerçekten güzel. Şu önümüz kış değil de yaz olsaydı çok böyle gideceğimiz güzel yerler olacaktı. Ama işte kış, ne yapalım? Kışın da kışa göre gezeceğimiz yerler olur elbet. Bakın arkadaşlar, burada bayağı büyük bir cami var. Bu Ordu Merkez Cami herhalde. Evet. Hani sen pahalı diyorsun ya, sadece meyve sebze olarak çok pahalı. Aslında geçmemek lazım. Işıklardan geçelim.
ışıklara riayet etmek gerekir tabii ki. Burada sebze, meyve biraz çok pahalı. Daha henüz burada bir nerede pazar kuruluyor onu henüz bulamadık. Bugün belki bulur da gezer, bir şeyler alırız diye umut ediyorum. Bakın arkadaşlar, karşıdaki tabelaya bakılırsa Perşembe, Fatsa, Samsun bu şekilde gidiyor. Bu vaziyette. Vay vay vay. Mazot 45 lira 44 kuruş olmuş. Felaket bir şekilde artmış. Vallahi ne olacak böyle bilmiyorum. Nereye gidiyoruz? Allah sonumuzu hayretsin. Aldığımız 3 kuruş, vereceğimiz 5 kuruş. Gel bunu karşılayabilirsen. Yani Allah'tan ki ev kendi evimiz, kira vermiyoruz da bir şekilde geçinebiliriz. Ama ya da kirada olanları düşünürsek Allah yardım etsin diyorum. Çok zor kirada olanlara. İşte bu bakımdan düşünerek iyi bir yatırım yapmak gerekir her zaman. Ben bunu gençler için bilhassa söylüyorum. Harcamak çok kolay ama birikim yapmak çok zor. Yani insan istese günde 1000 lira da harcar, 5000 lira da harcar. Ama ileri hep düşünmek gerekiyor maalesef. Düşünmeden olmuyor. Bugün ayın 26'sı herhalde, değil mi canım? Bugün 27'si. 27 mi? Evet. Bir bakar mısın 27'si mi? Baksın. İnan günleri unuttuk artık. 27 çarşamba. Ha, 27 çarşambaymış arkadaşlar. Saat de şu anda 11.30 gibi. 2024. Yani 11. ayın 27'si. Şurayı da şöyle bir göstereyim. Şu vaziyette. Ordu Büyük Postanenin orada kuruluyormuş pazar. Herhalde aldığımız bilgiye göre. Biz de valilikten yani nüfusluktan çıktık. Hava da güzel. Bir 300 metre, 500 metre içinde dedik, şeye binmeye gerek yok, otobüse binmeye gerek yok. Hem bir yürüyüş olsun, hem bir çekim olsun. Bu bakımdan öyle çarşı merkeze doğru gidiyoruz bakalım. Bir de pazarı bulabilirsek, oradan da biraz alışveriş yapalım. İlk defa buranın pazarına gideceğim, göreceğim. Bakalım marketlerle aynı mı? Biraz daha ucuz mu? Bunu bir görelim bakalım istiyorum. Arkadaşlar, bu ara abone sayımız hiç ilerlemiyor. Yani neden ihmal ediyoruz bu aboneliği? Yani nasıl olsa ücret alınmıyor sizlerden. Ama abone olmak niye bu kadar zor geliyor? İnanın bunu anlamış değilim. Ben istiyorum ki YouTube ailesini büyütelim.
küçültmeyelim. Yaza çok güzel çekimlerimiz olacak. Efendim, Trabzon, işte Ordu, Trabzon, Sümene Manastırı, işte yayla şenliklerine falan gideceğiz. Güzel güzel çekimlerimiz olacak. Yani onun için abone olmaktan lütfen çekinmeyin diyorum. Yorumlarınızı hep bekliyoruz zaten. Her şekilde onları cevabını yazıyoruz. Şimdi karavanımızda daha gezeceğiz. Güzel güzel çekimler olacak. Bakın arkadaşlar, buraya büyük bir inşaat yapılıyor. Kültür merkezi yapılıyormuş buraya. Çok büyük bir kültür merkezi. Oldukça büyük. Şuradan şöyle bir göstereyim. Bir göstereyim şöyle. Şu vaziyette. Oo, baya baya büyükmüş arkadaşlar. Çok büyük bir kültür merkezi yapılıyormuş buraya. Aynur Hanım. Efendim. Merhaba. Merhaba. Ya Aynur Hanım, hep ben konuşuyorum. Sen hiçbir şey konuşmuyorsun. Sen de orduyu tanıtman lazım. Sonradan gelen benim, misafir olan benim. Gerçi misafirlik kalmadı artık. Ev sahibi oldum ama yine de sen benden kıdemlisin bu konuda. Şimdi 2 senedir Ordu'dayız. Ben öyle pek dışarı çıkıp gezmiyorum. Yani keşfetmedim. Ordu'nun çok güzel yerleri var. Ama keşfedemedim kızımdan dolayı. Buralarda pek bilmiyorum. Bundan sonra sizinle birlikte gezeceğiz Ahmet Bey. İnşallah. Artık misafir değilsin. Evimizin babası oldun. Sağ ol. Benim kahramanımı, evimin babası oldun. Teşekkür ederim. Birlikte gezeriz, birlikte keşfederiz. Evet. Tek evet. Bildiğim yer Boztepe. Onda kuzenlerimle, kardeşlerimle çıktım, gördüm. Çok güzel, muhteşem bir yer. İnşallah nasip olursa daha güzel yerlerini gezeceğiz. Evet. Mesela bir ara şu sahile gidelim. Oralar çok güzelmiş. Evet, sahili de bir gezeceğiz kısmet olursa. Tabii bugün çok fazla bir vaktimiz olmayacak bu şekilde gezmeye ama. Bir pazarın yerini öğrenelim. Pazarı bir gezelim. Evet. Sonra ileriki zamanlarda daha güzel yerleri keşfedip de birlikte gezeceğiz. Arkadaşlar, Aynur Hanım bildiğiniz gibi Ordu'da yaşıyor ama Ordulu değil. Maraş Elbistanlı. Hatay'da doğmuş. Efendim, İskenderun, yani Hatay İskenderun'da doğmuş. Şimdi kızımızın işi gereği ve okulu gereği şu anda buradayız. Yani Ocak ayı Şubat Mart gibi onun tayin durumu belli olduğu an belki Ordu'da kalacağız. Belki de farklı bir ile geçeceğiz. Farklı bir ile geçtiğimizde de yani şu şeye kadar, Şubat Mart'a kadar pek bir şey düşünmüyoruz. Bu şekilde şimdilik buralardayız. Ondan sonra tayini belli olduğu zaman da bakalım
bu Muğla olabilir, efendim Yalova olabilir, Ankara, Antalya olabilir, Fethiye ya da Çanakkale. İşte Çanakkale'de olabilir. Dur bakalım, duruma göre buradaki evimizi gerekirse satacağız, oradan bir daire alıp oraya yerleşeceğiz kısmet olursa. İnşallah. Yani düşüncemiz bu şekilde şimdilik. Şimdi Yalova'daki evimize gelince, Çınarcık'taki evimize gelince, orayı da daha henüz bir karar vermiş değiliz. Satar mıyız? Öyle durur mu? Efendim, daha tam net karar vermiş değiliz. İnşallah onu da düşüneceğiz. Şimdilik evimiz yerinde duruyor. Dayalı döşeli vaziyette duruyor. Belki ara ara canımız sıkılacak, gideceğiz orada kalacağız. Başka bir yerde kalacağız derken, yani şeyimiz bu. Şu anda tam net bir kararımız olmuyor. Ancak tayin durumu olduğu zaman belli olacak her şey. Ya kızımızın tayin durumuna bağlı. Yani Şubat'ta uzmanlığını alır almaz evet, hangi üniversiteye uzman olarak atanırsa buradaki evi satarız, oradan bir ev alırız. Ama şu an yeri yurdu belli değil. Yani önce bir yüksek lisansı bitirip bir diplomasını alıp uzmanlık kadrosunu alıp öyle çıkıp gitmeyi düşünüyoruz. Yani şu anki planlarımız bu. Ama Şubat'a kadar bekleyeceğiz. Şubat'tan sonra Allah büyük, nasip, kısmet. Hangi üniversiteye tayini çıkar, hangi üniversiteye uzman olarak atanır bilemiyoruz. Ama şu anki listede Çanakkale Üniversitesi, Antalya, Muğla, Fethiye, bir de Muğla, şey Fethiye vardı. Neydi? İzmir'di sanırım. He? Yalova'nın kadrosu dolmuş. He, Yalova kadrosu dolmuş. Yalova Üniversitesi'ni düşünüyorduk ama kadro dolmuş. Bakalım artık hangi üniversiteye uzman olarak atanırsa buradaki evi satıp oraya gidip oradan bir ev alıp düşünüyoruz, yerleşeceğiz. Ha, Yalova'daki evimizde dursun hayatım. Dursun. Evet. Zaman zaman oraya gideriz. Zaman yani zaman kızın yanına geliriz. Hiç aynen öyle. Yani planlar bu. Evet. Ama zaman neyi gösterir bilemeyiz. Belki burada da kalma durumu olabilir. O da belli olmaz. Yani evet, o da olabilir. Yani burada da tercihimiz olabilir tabii ki. Yani burada daire başkanı söylemiş. Gidem tek gitmesin. Evet. Biz ona bir 10 sınıflık bir kapı açarsak, kadroyu verirsek, rektörle görüşelim, burada kalsın. Evet. İnşallah dedim, bakalım. Yani şartlar, zaman neyi gösterir bilmiyorum. Hele bir o gün gelsin. Yani. Yani ne olacağımız belli değil. Arkadaşlar benim, biz Hatay'da doğduk, büyüdük. Hemen hemen bir 70 yıllık bir ikametimiz var orada, kütüğümüz de orada. Deprem zamanında ben birinci derece 13 yakınımı kaybettim. Çok büyük acılar yaşadık. Bir gün önceden kuzenimin düğün hazırlıklarını yaparken, bir gün sonra depremde hepsinin ölüm haberini aldım. O yüzden hiçbir şekilde plan proje yapmıyoruz. Yani 5 dakika sonra ne olacağımız belli değil. Çok büyük acılar yaşadık. Ant içtim. Bir daha asla plan, proje yapmayacağım. Hazırlık yapmayacağım. Her şeyi akışına bırakmışım. Zamana bırakmışım. Şartlar, zaman, imkanlar, hayat neyi gösterir bilemeyiz. Şimdilik düşüncemiz bu. Yarın ne olacağımız belli değil. Böyle. Canlar.
Benim hayat hikayem bu. Bir tane kızım var. Başka kimsem yok. Tabii ki ailem var ama herkesin evi, yolu ayrı. Ben de burada kızımla yalnız bir hayat sürdürüyorum. Ahmet Bey'le çok yakın arkadaşlarımızın aracılığıyla tanıştık. İyi ki tanıştık, iyi ki görüştük. İyi ki hayatıma girdi Ahmet Bey. Kısa bir zamanda mükemmel bir insan olduğunu anladım, tanıdım, gördüm. Hayatım, siz de mükemmelsiniz ki benim mükemmel olduğumu gördünüz. Yani ikimiz de balık burcuyuz canım benim. Evet. İkimiz de balık burcu. Huyumuz, karakterimiz, yapımız aynı. Yaşadığımız sıkıntılar bile aynı. Ben bir evlilik yaptım. Evliliğim çok acı bitti. Şu an hayatımda Ahmet Bey var. Onu dünyalara değişme. Sağ ol, sağ ol canım. Ben de seni hiçbir şekilde hiçbir şeye değişmem. Ben de diyorum ki iyi ki varsın, iyi ki seni tanımışım. Sebep olanlara Allah razı olsun diyorum. Evet. İyi ki hayatımdasın. Sen de benim bir tanem. İyi ki hayatımdasın. İyi ki hayatıma girdin. İyi ki tanıştık. Sağ ol. İyi kiler devam ediyor. Evet, evet. Öyle işte. Başka merak ettiğiniz ne var bilmiyorum ama yaşım 60. Yani çoğu takipçilerimiz yaşımı merak ediyor. Ben 60 yaşındayım. Mart'ın 10'unda 60 yaşımı dolduracağım. 61 yaşıma gireceğim. Ben de sadece 65 yaşındayım. Tabii geceleri saymazsak biliyorsunuz 32,5 yaşındayım diyordum. Yani 32,5 yaşında demem daha güzel gibi geliyor bana. İstemiyorum 65 yaş demek. Ama şimdi arkadaşlar, her ne kadar 65 olsam da ruhum 32,5 yaşında. Yani bunu inkar edemem. Vallahi canlar, ben söyleyeyim. Ahmet Bey 32 yaşında değil. Ahmet Bey şu an 17 yaşında. Sağ ol. Yani ergen genç bir delikanlı. Maşallah, içim kıpır kıpır böyle. Öyle yani. Ben bazen ona annelik yapıyorum. Evet, sağ olsun. Vallahi beni Allah razı olsun elleriyle besliyor böyle. Sen diyor, bir çatal bize yeter diyor. Bir tane kendi ağzına, iki tane benim ağzıma vermek şartıyla bu şekilde beni bir çocuk gibi besliyor yani, sağ olsun. İyi ki tanımışım diyorum. Ya Ahmet Bey gerçekten de çok yalnız kalmış. Ben onu öyle bir hissettim ki içimin yağları eridi. Neden bu kadar yalnız diye. Ama maşallah kocaman bir YouTube ailesi var Ahmet Bey'in. Evet, yalnız değiliz çok şükür. Ne kadar güzel bir aile. İşte sen de bizim ailemize katıldın. Evet. Artık bu ailenin annesi oldun artık. Bu YouTube ailesinin annesi oldun artık. Vallahi çocukların annesi sayılırım. Teyzesi sayılırım. Büyüklerinde ablası mı olurum artık, kardeşlerim olurum, nasıl kabul ederlerse. Ama ben herkese canlarım diye hitap edeceğim, kabul ederseniz. Çünkü çok genç takipçilerimiz var. Tabii yaşça biraz bizden büyük olan arkadaşlar var. Yaşıtlarımız var. Yetişkinler var. Hatta ve hatta çocuk yaşta denilecek 2-3 tane takipçimiz de var. Onlar evet. Bizim çocuklarımız tabii ki. Hepinizi çok seviyoruz. Ahmet Bey sizinle çok mutlu. İnşallah ben de bu mutluluğu tamamlarım diye düşünüyorum. İnşallah. Muhakkak ki tamamlarsın. En son şunu dermişim. Allah bizi nazarlardan korusun. Amin. Amin. Cimbaşı o. Evet. Ben de öyle diyorum. Allah nazardan korusun. Evet. Çünkü
Gerçekten çok şükür, çok mutluyuz. İkimiz de iyi ki diyoruz, birbirimize tanımışız diyoruz. Evet. İyi ki hayatıma girmiş. Bunca zaman sonra, yani benim için yeni bir doğuş oldu. Yeniden doğdum diyorum. Hep böyle oluruz inşallah. İnşallah. Şimdi ya, o zaman çok basitime geliyordu. Şu şekilde diyordum sizlere arkadaşlar. Ya arkadaşlar, yalnız adamı yalnız bırakmayın. Bu adam yalnızlığı sevmiyor diye. En sonunda yalnızlığım çok şükür sona erdi. Ama şimdi ne diyeceğim onu da bilmiyorum. O zaman bayağı dilime kolay geliyordu. Yalnız adamı yalnız bırakmayın diyordum. Şimdi ne diyeyim bilmiyorum. Ahmet Aynur ikinci bahar. Yani takipçilerimize çok teşekkür ederim. Bu ismi uygun gördüler. Çoğunluk bunu onayladılar. Biz de takipçilerimizi kırmadık. Logomuz, kapak ismimiz Ahmet Aynur ikinci bahar olarak değişti ama birkaç kere değişiklik yaptığımız için YouTube bize uyarı da bulundu. Ancak ki 15 gün sonra değiştirebilirsiniz dediler. Şimdi 3 gün geçti, 12 gün mü kaldı? Evet, 12 gün sonra. 12 gün sonra Ahmet Aynur ikinci bahar olarak değişecek. Evet. Bizim kapak yazısı, ismimiz pardon. Şimdilik böyle. Sesimiz gidiyor mu acaba? Gidiyor, gidiyordu. Burada marketler bol arkadaşlar. Yani alışveriş mağazaları bol. Efendim, insanları aydın. Yani çok iyi, çok iyi. Evet, ya Ordu insanı gerçekten sıcakkanlı, misafirperver, canı yakın. Evet. Biz 2 sene önce buraya taşındığımızda o kadar çok yardımcı oldular ki. Ay, hep beraber. Çok yaşa, sağlıklı yaşa. Hep beraber. Çok destek oldular bize. Evet. İşte ev bulmamızda, evi satın almamızda, her konuda bize çok destek oldular. Hepsi bilsem ki izliyorlar. Ayrı ayrı teşekkür edeceğim onlara. Evet. Onlar inanıyorum ki seyrederler, bizi duyarlar. Ben de gerçekten hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hiçbir şekilde bizi yalnız bırakmadılar. Hep yanımızda oldular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdiden sonra çekime gideceğimiz yerleri gününden önce bildireceğim. Bir buluşma tertipleyeceğiz. Buluşacağız. Şöyle bir şurayı da çekeyim istiyorum arkadaşlar. Orada pazar mı var acaba? Ne için o şey? Ha, yok, pazar değil. Bir bakalım istersen. Soracağız büyük postane. Şöyle şurayı da şöyle bir çekeyim arkadaşlar. Şuraya yükseğe çıkayım. Denizi biraz bugün neyse dalgalı mı ne, bana mı öyle geliyor? Acaba kıyı olduğu için mi? Bakın arkadaşlar, burada bir ters ev var. Tam teleferiğin çıkış noktasında. Evi tepe taklak etmişler, Allah muhafaza. İçinde geziyorsun işte.
Şöyle yapayım, pardon. Evet. Burada yürüyen merdivenler. Şu vaziyette. Aynur Hanım. Bakın arkadaşlar, martılar ne güzel yüzüyorlar böyle. Ya hiç üşümüyorlar mı bunlar? Ay çok tatlılar ya. Bir şeyler buluyorlar demek ki suyun içinde. Ondan besleniyorlar. Evet. Evet. Şimdi tam da çarşının içine girmedik. Çarşının içine gitsek illaki daha da güzel yerlerini muhakkak göreceksiniz. Biliyorsunuz bu geçtiğimiz çarşamba nikahımız kıyıldı. Perşembe günü. Yani bu geçtiğimiz perşembe günü. Yarın tam tamına bir hafta diyecek nikahımızın kıyıldığı zaman. Akşam işte saat 5.30 gibi, geçen hafta perşembe günü 5.30 gibi sağ olsunlar geldi nikah memuru. Evimizde nikahımızı kıydık. İşte artık bir haftalık kıdem bastı arkadaşlar. Bir haftalık artık evliyiz yani. Şöyle ters evi bir göstereyim. Şu vaziyette. İlk geldiğimde bu ters evi çok merak ediyordum. Nedir? Evet. Bugün teleferik çalışmıyor ama. Nedendir bilmem ama. Belki talep olmadığı için mi? Daha erken olduğu için mi bilmiyorum. Bakım yapılıyordur. Her sene bu zamanlar bakım yapılıyormuş. Bir de hava şartlarından dolayı. Evet, olabilir. Yani bugün hava çok güzel ama burada sürekli yağmur yağıyor. Sürekli esinti. Ordu çok yağışlı diyorlar. Ama ben geldim, yağmur durdu arkadaşlar. Evet. Yani ben buraya bereket getirdim aslında ya. Gerçekten canlar. Ahmet Bey geldiğinden beri burada sürekli güneş var. Biz 2 yıldır buradayız. Güneş yüzü görmedik. Ahmet Bey'in sayesinde güneş gördük. Yani ne bileyim arkadaşlar. Yani çok şükür gittiğimiz yerlere huzur götürdüğümüze inanıyorum. Ya arkadaşlar, kalbinizi doğru tutarsanız bilmiyorum, her şey böyle güzel oluyor gibi geliyor yani. Vallahi hep diyoruz Ahmet Bey. Gittiği yere sıcaklığını götürüyor, bereketini götürüyor. Uğurlu bir adam. Sağ ol canım. Şimdi aynı Yalova'daki gibi burada da Karizma İş Merkezi var. Tabii ismi Karizma değil ama yani Karizma İş Merkezi gibi güzel bir yer var. Orayı da şöyle isterseniz. Ay bak, şuraya bak yani, ne kadar bunu yapana Allah 1000 kere razı olsun. Görüyor musunuz, köpeğin üstünü örtmüşler üşümesin diye. Ay Allah 1000 kere razı olsun onu yapana. Ne güzel ya, hayvanlara, onlar bizlere emanet arkadaşlar. O hayvanları sevmeyeni ben çok üzülüyorum. Yani sevmiyorum diyen insanlara üzülüyorum. Hayvanlar sevilmez mi ya? Yani onların sadece konuşamıyor, dili yok. Aslında o kadar her şeyi biliyor ki. Allah'ın dilsiz kulları. Ya dilsiz kulları. Bir soralım mı? Eski dostane kızı. Bir dakika soracağım. Şöyle yapalım. Bir kapatalım. Bir 2 dakika. Evet. Orada
çekim yaparız. Ha, pazarın yerini soralım. Evet, pazarı bir soralım. Burada Novada var arkadaşlar, Novada. Novada'ya gideceğiz. Novada'da soracağımız, merak ettiğimiz bazı şeyler var. Onu da bir görelim. Buradan mı yürüyor? Gelcem. Burası depo diye. İsmi depo. Yani depo deyince malzeme deposu değil arkadaşlar. Yani öyle bir ismi olan bir yer. Firmanın adı depo diye geçiyor. Sen o şeye bakmak istediğin tabak hangisiydi? İşte ince uzun saplı, ha? Bir tane de saplı olan. Tahtası tamam. Saplı olan. Şöyle. Biz onu Karaca'dan almıştık. O zaman Karaca'ya gitmemiz lazım. Burada da var Karaca ürünleri de o yüzden. Burada yok herhalde. Şunlara bir bak bakalım. Şunlara bir bak bakalım. İnce uzun bir tane. Ha. Şunu düz beyazı, ince uzunu vardı. Bir de tatlı saplı olanı. Anladım. Neyse ben Karaca'ya gider oradan bakarım. Tamam, şuradan çıkalım. Bir tane bakalım mı, çıkalım mı? Hayatım neyi nereden bulacaksak oraya bakalım. Bir pazarı soralım. Neyi soralım? Pazar. Tamam. Vay be, benim termos 500 liraymış. Ay. Evet, burada cevizin kilosu 250 liraymış arkadaşlar. Bakın burada da gerçi kuru ceviz 250 liraymış. Burası bir market. Vay vay vay. Akkuş şeker fasulyesi 300 liraymış. Yeni mahsul akkuş otkar fasulyesi 200 liraymış. Nohut 115 liraymış. İri Konya fasulyesi 95 lira. Evet. Nohut 115. Yani şöyle bakıyorum da, yani yiyecek hususu biraz pahalı Ordu'da.
ürünleri ucuz. He, tekstil ürünleri evet. Ucuz. Fakat market, pazar, yani pazarı görmedim. Yani şu pazarı merak ediyorum aslında. Bir bulsak da bir, en azından bir pazarını görsek ki ne kadar ucuz, ne kadar pahalı. He. Anladım. Arka kısmı Novada'nın. Burada Novada diye bir alışveriş merkezi var. Yani mağazalar, marketler vesaire işte her şey var yani. Yok yok. Şahin Kuyumcu'ya geldik. Burası da cıvıl arkadaşlar, cıvıl. Cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl mağazası. Çocuk. Çocuk giyim üzerine. Evet. Şimdi burada şeyi bir sormak istiyoruz. Pazar nereye? İşte dediğimiz yer burası arkadaşlar, Nova. Novada. Novada işte yani Novada burası. Ordu Novada. Bu şekilde. Yani onu mu halletmek istiyorsun? Evet. Tamam gel. Onlar da diyecek ki şurada. Yani buralar hep kalabalık nedense arkadaşlar. Merkezi çok kalabalık oluyor böyle git geller. Oradan oraya, oradan oraya iş olan koşturup duruyor yani. Ordu merkez böyle bir yer. Alışveriş merkezi çok olduğu için. Evet. Tabii ki kalabalık oluyor. Şimdi sorduk. İleride merkez postane varmış. Merkez postaneden hemen merkez postanenin arkası pazarmış. Yani bir bulalım, bir görelim bakalım pazarı. Allah'tan bana otobüsüm, otobüs bedava arkadaşlar. Yani burada ücret ödemiyoruz. Tabii yaşlıların ilk defa bir faydasını gördüm. En azından otobüs bedava, 65 yaş üstü olanlara bedava. Ama Aynur Hanım mecburen ücret ödemek zorunda. Onun için de 30 lira 28.500 yani 29 falan alıyorlar. 28.500 alıyorlar. Bu şekilde ücreti burada istersen 2 adım git, istersen 10 durak git. Burada fiyat bu şekilde. Burada minibüsler hepsi kart usulü. Yani minibüse de binsen, otobüse de binsen kart geçerli yani. Otobüs, minibüs diye bir şey yok. Şuraya otur istersen kilo kadar.
Bir bak da şu olmasın. Evet, şöyle bir yukarı aşağı bir şekilde istiyorum ki göstereyim. Bir tarafta Akbank, bir tarafta Yapı Kredi. Yani merkezinde ne ararsan var yani. Yok yok o yönden. Çok iyi. Garanti Bankası da varmış bak burada. Garanti, Akbank, Yapı Kredi. Yani yok yok arkadaşlar, yani o yönden çok iyi. Şöyle göstereyim. Şu vaziyette. Tabii ileriki zamanlarda geniş böyle bir güzel bir çekim yapacağız. Şöyle kısa en azından geçtiğimiz yolları çekersek en azından kısa da olsa bir çekim yapmış olalım. İşte hayat sürprizlerle dolu arkadaşlar. Yani benim aklımın ucundan geçmezdi ki ben Ordu'ya geleceğim. Ordu'da yaşayacağım. Yani hani derler ya, ya rüyamda görsem inanmazdım. Evet, gerçekten de rüyamda görsem inanmazdım ki ben Ordu'ya geleceğim de Ordu'da bir yaşantım olacak. Ordu'da evleneceğim. Yani demek ki hayat bu. Yani yarın ne getireceği maalesef bilinmiyor. Ama Rabbim hep iyi şeyleri karşımıza çıkartsın. Hep iyi şeylerle karşılaşalım. İş Bankası. Evet, nerede kaldı? Merkez Cami. Şu mu acaba Merkez Cami? Merkez Cami bu. Tamam. Burada da bir... Ne dedi çocuk? Sola doğru döneceksiniz dedi. Sola doğru döneceğiz. Evet. Büyük postane. Yani orada da var. Eski postane mi demişti? He? Büyük postane mi? Evet, eski postaneyi soracağız. Dönem dönem düşüyor. Yani öyle deme yani. Şey değil. Tamam. Düşüyor ama... Karadeniz olur da silah olmaz mı? Her taraf silah satıyor. Mandalina'nın kilosu 40 liraymış, 50 liraymış. Yani. Evet evet şunlar. Aha. Anladım. Evet. Neymiş? Gemlik zeytini 195 lira. Şırdan mayalı ezine 295 lira. Şimdi bence şu geçtiğimiz yerden dönecektik sanıyorum ama. Yok hayatım dedi ya, Merkez Cami burası. Şuradan döneceğiz.
Eski postane dedi değil mi? Eski postane. Eski postane. Ha, eski postane. Sonra dönersen karşına çıkar dedi. Onun hemen arkası da pazar dedi çocuk. Yine de sorarız. Ya arkadaşlar ben bu orduya geleli iştahım açıldı. Maşallah çok güzel yemeye başladım. Hani kilo almaya başladım yavaş yavaş. 90 kiloya düşmüşüm arkadaşlar. Yani 105 kilodan şu karavana başlamadan evvel 105 kiloydum. Sonra 90'a düştüm. 93'e çıktım. Şimdi tartıldım yine 90'a düşmüşüm. Ama yavaş yavaş inanıyorum ki kilo alacağım. Çok zayıf da pek iyi olmuyor. Hiç olmasa diyorum ki bir 95 kilo alayım, bir 5 kiloya ihtiyacım var. Orada kalayım istiyorum. Yani 95 kiloda kalırsam bana yeterli diye düşünüyorum. Şu şekilde şöyle çarşısını da göstereyim. He? Yani her caddesi dolu arkadaşlar buraların maşallah. Her caddesi dolu. Evet. Şimdi şöyle yapalım. O 51 dakika olmuş. Tamam. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet arkadaşlar. Şimdi ben istiyorum ki bu yayınımızı burada kapatalım. Orduyu bu kadar tanıttığımız bence düşünüyorum. Şimdi hepinize hoşça kalın, dostça kalın. Ahmet, Aynur, ikinci baharda kalın. Abone olmayı lütfen unutmayın. Unutuyoruz, ben öyle görüyorum. Unutmayalım. Yorumlarınızı hep bekliyorum. Lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi bizden esirgemeyin diyorum. Bizde kaldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, hoşça kalın, dostça kalın. Teşekkür ederim, sağ olun.